Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğreneceğiz. Unit 105 Comparative 1 yani karşılaştırmaların birinci dersindeyiz. Cheaper, daha ucuz, more expensive, daha pahalı ifadelerinin nasıl kullanıldığını göreceğiz. Look at these examples. Aşağıdaki örneklere bakalım. How shall we travel? Nasıl yolculuk yapalım? Shall we drive or go by train? Biz araba sürerek mi gidelim yoksa trenle mi gidelim? Let's drive. Hadi sürelim. It's cheaper. O daha ucuz. Yani araba sürmek daha ucuz. Don't go by train. Trenle gitme. It is more expensive. O daha pahalı. Cheaper and more expensive are comparative forms. Yani cheaper ve more expensive ifadeleri bizim karşılaştırma dediğimiz comparative forms'a giriyor. After comparatives you can use than. Yani cheaper ve more expensive ifadesinden sonra than ifadesini koyarız. Neyden daha ucuz ve daha pahalı olduğunu anlatmak için. It is cheaper to drive than go by train. Yani araba sürmek trenle gitmekten daha ucuzdur. Than ifadesinden sonra gelen neyden daha ucuz veya neyden daha pahalı olduğunu anlatır. Going by train is more expensive than driving. Yani trenle gitmek, araba sürmekten daha pahalıdır. More expensive than ifadesinden sonra gelen than ifadesinden sonra gelen ifade daha pahalı olduğunu gösteriyor. The comparative form is er or more. Yani comparative'lerde ya fiilin sonuna düzeltiyorum, sıfatın sonuna er takısı ya da fiilin sıfatın önüne more takısı getirerek yaparız. We use er for short words. Yani er takısını biz kısa sıfatlarda kullanırız. Cheap gibi, large gibi, fast gibi, thin gibi. Yani cheaper daha ucuz, faster daha hızlı, larger daha geniş, thinner daha ince. Bu şekilde gördüğünüz gibi sıfatın sonuna er takısı getirerek daha anlamını katmış oluyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda we also use er for two syllables words that end in ye. Yani iki heceli sıfatlarda sonu ye ile bitenlerde ise ye düşer arkadaşlar. Er takısı alır. Lucky, luckier. Şanslı, daha şanslı. Early, erken. Earlier, daha erken. Easy, kolay. Easier, daha kolay. Pretty, güzel. Prettier, daha güzel gibi ifadelerde gördüğünüz gibi er olarak kullandık arkadaşlar. Şimdi de more takısını nerelerde kullanıyoruz? We use more for longer words. Two syllables or more. Yani biz more takısını iki hecelilerde veya daha fazla hecelilerde kullanıyoruz. More serious, daha ciddi. More expensive, daha pahalı. More often, daha sık. More comfortable, daha rahat, daha konforlu gibi ifadelerde de more ifadesini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi iki ve daha fazla hecelilerde kullanıldı bu. We also use more for words that end in ly. Yani sonu ly ile biten gene iki ve daha fazla heceli kelimelerde de more gene kullanılabilir. More slowly, daha yavaş. More easily, daha kolay. More seriously, daha ciddi. More quietly, daha sessizce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zarfların sonunda, yani bu ly sonu gelenler genelde zarf oluyor arkadaşlar. Zarfların sonunda başına da more ifadesini getirerek bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ama ly ile kullanılanlarda. Sonra arkadaşlar compare these examples, yani şu örnekleri karşılaştıralım. Yani biraz önce er takısı alan ve more ile kullanılan sıfatların örneklerini yapacağız şimdi. Önce er ile olanları görelim. You are older than me. Sen benden daha yaşlısın. Gördüğünüz gibi older than. Older than. Bunlar tek birlikte kullanılır arkadaşlar. Older than. The exam was quite easy. Easier than I expected. Sınav oldukça kolaydı. Benim umduğumdan daha kolaydı. Easier than I expected. Benim umduğumdan daha kolaydı. Can you walk a bit faster?
Biraz daha hızlı yürüyebilir misin? A bit faster. Gördüğünüz gibi bir karşılaştırma yapmadan da bu şekilde than olmadan da kullanılabiliyor tek başına. Biraz daha fazla hızlı yürüyebilir misin? Faster than usually you walk de diyebilirdi mesela. I would like to have a bigger car. Daha büyük bir araba almak istiyorum. Burada yine karşılaştırma yapmıyor. Daha büyük ama yani elimde olandan daha büyük kastediyor ama den ifadesiyle kullanmıyor. Tek başına da gördüğünüz gibi kullanabiliyor. Last night I went to bed earlier than usual. Dün gece yatağa her zaman gittiğimden yani genellikle gittiğimden daha erken gittim. Daha erken yattım demek istiyor yani. Sonra arkadaşlar more'la olan örneklerimizi görelim. You are more patient than me. Benden daha sabırlısın. More patient than. Yani than'le beraber kullanılmasını, karşılaştırmayı gördük. The exam was quite difficult. Sınav oldukça zordu. More difficult than I expected. Benim umduğumdan daha zordu. Gördüğünüz gibi more difficult than I expected. Benim umduğumdan daha zordu. Can you walk a bit more slowly? Biraz daha yavaş yürüyebilir misin? Zarfın başına more ifadesi getirdi. Gördüğünüz gibi zarfla beraber kullandı. More slowly. Karşılaştırma yapmadı. Daha mesela böyle than usual diyebilirdi. More slowly than usual. Yani her zaman olduğundan daha yavaş yürüyebilir misin diyebilirdi ama tek başına da kullanılabildiğini gösteriyor burada. I would like to have a more reliable car. Daha fazla güvenilebilir bir araba arıyorum. Daha güvenilebilir, daha fazla güvenilebilir bir araba almak istiyorum gibi ifademizi kullanıyoruz. I don't play tennis much these days. Yani bugünlerde fazla tenis oynamıyorum. I used to play more often. Daha sık oynamayı, daha sık oynardım gibi. Yani önceden daha sık oynarmış. O nedenle bugünlerde çok fazla tenis oynamıyorum diyor ve tek başına kullanılabildiğinde more often'ın ifadesini tek başına kullanılabildiğini de gösteriyor arkadaşlar. Yani than ile beraber kullanılmadığını gösteriyor. We use both er or more with some two syllable adjectives especially. Yani biz er ve more takılarını iki heceli sıfatlarda kullanılabildiğini gösteriyoruz. Özellikle clever, narrow yani clever zekice, narrow dar, quiet sessiz, shallow sığ yani suyun sığlığı gibi, simple basit. It is too noisy here. Burası çok gürültülü. Can we go somewhere quieter? Daha sessiz bir yere gidebilir miyiz? Or somewhere more quiet. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar hem quieter hem de more quieter. More quiet ifadesini kullanabiliyoruz. Yani hem er, yukarıda söylediğimiz gibi hem er hem de more takısını alan both diyor ya er ve more takısını da alan şeyleri sıfatları gördük arkadaşlar. Örneklerimiz bu kadar ama daha fazlasını zaten okuduklarımızda göreceğiz arkadaşlar. A few adjectives and adverbs have irregular comparative forms. Yani birkaç sıfat veya zarf da vardır ki düzensiz comparative form olarak kullanılır. Mesela yani istisnai durumları söyleyeceğiz şimdi. Good, well yani good sıfatken well zarf olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Better olarak ortak olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. The garden looks better yani gooder yok, weller değil. The garden looks better since you tidied it up. Yani sen orayı düzenledikten sonra bahçe daha güzel görünüyor, daha iyi görünüyor diyor. Better, daha iyi anlamında kullanılıyor. I know him well. Onu gayet iyi biliyorum. Probably better than anybody else knows him. Yani muhtemelen başkasının daha iyi bildiğinden, başkasının bildiğinden, daha başka insanların bildiğinden daha iyi tanıyorum. Better, daha iyi anlamında kullanılıyor. Bad, kötü, badly, kötüce, yani bad sıfatken, badly zarf olarak kullanılırken worse ise daha kötü anlamında kullanılır. Yani better nasıl daha iyiyse worse de daha kötü anlamında kullanılıyor. How is your headache? Better. Better. Baş ağrın nasıl? Daha iyi mi? No, it's worse. Daha kötü. Hayır, daha kötü şeklinde söylüyor. He did very badly in the exam. Sınavda gayet kötü yaptı.
Worse than expected, beklenilenden daha kötü gibi. Far, further or farther, yani uzak, daha uzak veya farther. İkisi de kullanılabiliyor arkadaşlar. Further veya farther da kullanılabiliyor. Uzak kelimesinde gördüğünüz gibi istisnai kullanım var. It's a long walk from here to the park. Yani buradan parka yürümek çok uzun. Çok uzun bir yürüyüş gerektiriyor diyor. Further than I thought. Düşündüğümden daha uzun. Farther than I thought da söyleyebiliriz arkadaşlar. İkisi de kullanılabiliyor. Yani beklediğimden daha uzun diyor. Note that further but not farther also means more or additional. Yani further'ın farther'dan farklı olan bir tarzı da vardır ki further, more veya additional anlamında da kullanılır. Yani ilave olarak, daha fazla olarak kullanılır. Let me know if you hear any further news. Yani daha fazla haber alırsan bileyim diyor. Beni bilgilendir anlamında kullanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada bugünkü konularımızı sonlandırdık. Bunları arkadaşlar örneklerle çoğaltırsanız görürsünüz. Daha fazla okumalarda çıkacak karşınıza bunları. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Daha farklı kaynaklarda da, yani film gibi, şarkı sözleri gibi birçok kaynakta da zaten okumalarınızı arttırdığınız sürece arkadaşlar göreceksiniz. Zaten benim okuma derslerimde de bunların örneklerini fazlasıyla veriyoruz arkadaşlar. Bunları daha iyi pekiştirme imkanına sahip olacaksınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.